zaman sevgili seyircilerimiz, acısıyla tatlısıyla çok zorlu anlarla dolu olan bir yılı 2016'yı geride bırakmak üzereyiz ve 2016 yılının son programında HT Sağlık'ta bu haftada yine her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yılın son programını yapacak ve 2017'de buluşmak üzere umuyorum ki sözleşeceğiz. Bugün düşündük ki, istedik ki yılın bu son programında umutlarımızdan, daha güçlü olma yollarından ve moralimizi düzeltme şekillerinden bahsedelim. Önce tanıtımımızı izleyelim, ardından konumuza geçelim. HT Sağlık'ta bu hafta yeni yıla umutla girmeniz için nedenler konusu masaya yatırılıyor. Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle kaygı, korku ve güvensizlik hissimizi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Hangi kişilik yapısındaki insanlar bu tür durumlardan daha fazla etkilenirler? Yeni yılda kendimize vermemiz gereken mesajlar neler? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızda da izlediniz, konumuzun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yıl hem ülkemizde hem dünyada çok sayıda olumsuz olay yaşadık ve gerçekten 2016'ya elbette güzel anlarımız oldu ama daha çok olumsuzluklarla, umutsuzluklarla ve mutsuzluklarla dolu olarak hatırlıyoruz. Patlayan bombalar, kaçırılan uçaklar, darbe girişimleri, insanların güven duygularının ciddi anlamda tehdit altında olması bunlardandı ve bu korkularımızı arttırdı. Tüm olumsuzluklara rağmen güven hissetmek istiyor insan, moralli olmak, umut taşımak istiyor. Buna ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve yeni yıla yeni umutlarla girmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz da bu konuyla ilgili aydınlatacak bizi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikiyatrist Doktor Arzugül Karra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz zaten teşekkür ederim derken bile bir anda bir umut verdiniz bana. Öyle mi? Ne bu güzel. Halinizle. Evet. Sen ne güzel. Evet. Şimdi yaşanan pek çok olay bizi gerçekten çok kaygılandırdı, çok korkuttu bu yıl. Hani bu tür olayları dünyada ve Türkiye'de yaşıyorduk ama bu kadar fazla olması, bu kadar etkili olması daha bir kaygı hali, daha bir telaş, üzüntü yaşamamıza neden oldu. Ne oldu, böyle olduk? Böyle başlayalım. Şimdi bitecek inşallah diyelim her şeyden önce. Yeni umutlar dedik. 2017'nin çok daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Evet, üst üste pek çok acı yaşadık. Normalde insan o güvenlik duygusunu, içinde yaşadığı konforu biraz kaybedince anlıyor. Hepimiz ne kadar da rahatmışız aslında, ne kadar da mutluymuşuz aslında dedik bütün bu olaylardan sonra. Evet, doğru. Üst üste çok şey yaşandı. Sınırlar aşıldı. Sınırların aşılmasıyla birlikte toplum içinde dediğiniz gibi bir güvensizlik, insanın bastığı toprağa olan güveni, geleceğine olan bakışı, inanç sistemleri, düşünce biçimleri pek çok anlamda bir zede yaşadık. Evet, yaşamamak da mümkün değildi. Herkesle konuşuyorum, bakıyorum bir mutsuz yüz ifadesi, bir çökünlük, depresyonda izliyorlar. Ama bu kadar olay yaşanırken insanların lay lay lom çok mutlu, çok keyifli olmalarını da beklemek zor aslında. Doğru. Evet, topluluk içinde yaşıyoruz, toplum içinde yaşıyoruz. Neden? Çünkü güvenlik duygusu insanın varlığı için çok önemli. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hem dış çevreye hem kendimize olan güvenimize, özellikle özgür yaşama öğrenmeye, birey olarak ayaklarımız üstünde durup geleceğimizi kontrol edebilmeye, farkındalığımızı arttırmaya hep bir gayret içindeyiz. Ne kadar farkında olmasak da. Bu tür bütün toplumları tehdit edebilecek kişilerin can güvenliğini, mal güvenliğini, yaşam alanlarını, yaşam biçimlerini tehdit eden, herkes üzerinde olumsuz etki yapabilecek durumlara biz travma diyoruz. Evet. Ve bahsettiğiniz, saydığınız olayların hepsi birebir yaşanmasa bile toplum için, hepimiz için birer travma. Ve bunların da ruh sağlığımızda, ruhsal olarak hayata bakışımızda çeşitli yansımaları var. Korkuyoruz. Belirsizlik içindeyiz. Emniyette hissetmiyoruz. Öfkeli olmaya başladık. Gelecekle ilgili plan yaparken ne yapalım, ne yapmayalım çok uzun vadeyi düşünemez hale geldik. Kimimiz o kadar korktu ki bir kaçma ve yer değiştirme duygusu içine girdi.
insan kendi içinde motivasyonunu, işlevselliğini yavaş yavaş yitirdiğini, eskiden zevk aldığı şeylerden eskisi gibi zevk alamadığını görmeye başladı. Şimdi tabii bunlar bu kadar can kaybı varken, bu kadar yakınımızda olurken ve ne zaman bitecek, bir daha olacak mı, nasıl tekrar karşımıza çıkacak, bunu hesaplarken gittikçe daha da enerjimizin azaldığını görüyoruz. Çünkü burada kontrol edilemeyen, ne zaman ne şekilde geleceği bilinmeyen, canı tehdit eden, aynı zamanda sevdiklerimizi de tehdit eden bir durum var. Evet. Bir terör olayı var. Bu siyasi bir şiddet ve bu şiddete maruz kalan herkes gerek kendi gerek sevdikleri için bu tür ruh hallerine girebiliyor. Anlıyorum. Bazı kişilik yapısındaki insanlar bazı şeylerden daha fazla etkileniyorlar. Hepimiz etkileniyoruz. Yani bir şekilde teröre alışmak, bu kaygı ve korku duygusuna alışmak elbette zor ama yıllardır terörle yaşayan ülkeler var, insanlar var. Hani bunu daha kendileri içinde belki normalleştiren, yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Dolayısıyla bu noktada da bir şekilde umudumuzu kaybetmememiz, güçlü olmaya çalışmamız, kaygı ve korku duygularımızı biraz geride bırakmak için çaba sarf etmemiz gerekir. İşte o çabayı sarf etmeyen ya da sarf edemeyenler kimler? Terörün zaten amacı bu. Normal yaşayan insanı kurban, potansiyel kurban pozisyonuna getirmeye çalışır terör. O eylem sırasında ölenlerden ziyade sağ kurtulanlar üstüne bir yıpranma, toplumsal dokuyu bozma çabası vardır. Öbür ölümler, patlamalar bunlar sadece birer araçtır bu toplumsal sistemi bozmak için. Evet, bazılarımız daha çok etkileniyor. Normalde şunu da söyleyeyim, yaklaşık bir ay kadar bu bahsettiğim şikayetleri yaşamak gayet normal. Ama daha sonra insan normal hayatına yavaş yavaş dönmeye başlamalı. Bu iş uzuyorsa, sık sık tekrar eder hale geliyorsak bu korkular düşüncelerinde, uykularına giriyor, rüyalarına giriyor, gün içinde en ufak bir sesle tekrar tekrar yaşıyor gibi davranıyor. Sürekli bir kaçış içinde o ortama gitmeyeyim, bunu yapmayayım, şunu yaşamayayım gibi. Ve bu bir aydan daha uzun süre işlevselliği de bozacak bir boyuta geliyorsa orada tehlike çanları çalıyor demek. Evet, yani burada bir zaman sınırlamasından aslında söz edilebilir, evet, değil mi? Ve hayatı etkileme boyutundan kişinin işlevselliği burada çok önemlidir. Artık işini gücünü eskisi gibi eski performansında yapamaz. Sürekli hayatında odak noktası bu olaylardır. Onlar onu yönetmeye başlar. Tabii ki teröre alışmak diye bir şey söz konusu olamaz. Burada gerek bireysel olarak hepimize düşen, gerekse devletlere ve onların oluşturduğu sistemlere düşen çok görev var. Çünkü biz, bizi yöneten kişileri maaşlarını da vererek bizi daha güvenli, emniyet içinde ve huzurlu yaşatmaları için aslında onları seçiyoruz. Dolayısıyla burada herkesin üstüne düşen görevi düzgün bir biçimde yapması lazım. Ancak bazı kişilik yapıları var ki halk arasında, içimizde. Özellikle kişilik bozukluğu olan insanlar, daha önce bir takım psikiyatrik sorunlar yaşamış insanlar, depresyon yaşamış, panik bozukluklar, anksiyete bozuklukları yaşamış insanlar da bu tür durumlarda tekrar hastalıklar kendini gösterebiliyor. Evet. Ve paylaşmak o kadar önemlidir ki kolay paylaşamayan, kendini ifade etmeyle ilgili zorluk yaşayan, pek çok şeyi içinde yaşayan insanlar bu durumda daha çok etkileniyorlar. Burada şunu mu söylemek istiyorsunuz? Dostlarına sırlarını açamayan, kendileriyle ilgili bir takım şeyleri paylaşamayan, sevinçlerine ya da kederlerine birilerini ortak edemeyen mi demek istiyorsunuz? Bu anlamda da söylüyorum. Asosyallik mi söz konusu burada? Asosyallik değil, duyguyu tanımlayabilmek önemlidir. Evet. Kişi kendi içinde bazen ne hissettiğini bile adlandıramaz. Dolayısıyla onu kendi içinde yaşar. Travmalarda zaten toplumda gittikçe bir donuklaşma, içe kapanma, yalnızlaşma getirir. Kişilik yapısı olarak da paylaşmaya çok müsait değilse veya bunu sadece kendi içinde günlük hayatını paylaşması gibi düşünmeyelim. Bilmediği şeyi, neden bilmediğini veya öğrenmek için neden gayret göstermediğini bile araştırmak.
veya içinde oluşan travma sonrası bir patlama oldu, bir olay oldu. Tepkiyi boşaltma güçlüğü içinde olan insanlar da aynı şekilde çok etkileniyorlar. Dolayısıyla burada bu tür terör olaylarıyla birlikte doğru bilgilendirmeler, neyin niçin olduğunu güzel biçimde halka aktarabilmek, insanların bu konuda bilinçlenmelerini, nelerin yapıldığını ve yapılmakta olduğunu, neden sonuç ilişkilerini doğru bilmeleri, kontrolü ellerinde hissetmelerine yardımcı olacaktır. Öbür türlü terör olayları zaten toplumsal bölünmeleri getiriyor, öfkeler geliyor, herkes gittikçe daha da izole hale gelebiliyor. Evet, şimdi insanın kaygı ve korkularından kurtulup daha rahat, daha mutlu, daha kaygısız bir yaşam sürmesi elbette ki hedef. Az önce neler yapılması gerektiğine dair bilgiler verdiniz ama mesela siz bu sorunla baş edemeyen danışanlarınıza, size gelen hastalarınıza neler öneriyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz? Ekran başındaki seyircilerimiz arasında da belki bunlardan yararlanmak isteyenler vardır. Hepimiz varız aslında. Evet, evet, doğru psikoloji. Belli bir eşik var. Belli bir yerin üstünü taşımak zor. Hepimiz için zor. Ancak demin de söyledim, önce paylaşmak, içinizdeki duyguyu dışa vurmaktan, sizi uyan şeyleri, uymayan şeyleri dile getirmekten, çekinmeden ama olayı da şiddet boyutuna taşımadan herkesin birbirine öncelikle sevgiyle, saygıyla, anlayışla bakması çok önemli. Çünkü yabancılaşma hissiyle birlikte hepimiz yalnızlaşıyoruz. Yalnızlaştıkça çaresizlik duygularımız artar. Kendimizi daha güçsüz hissederiz. Bireysel olarak kendini güzel geliştiren, İyi donatan insanlar bu tür travmalardan daha kolay sıyrılıyorlar. O yüzden de biz bu toplumun öğeleri olarak önce sevgiyle yaklaşacağız hepimize. Onun benden farklı bir görüşü olabilir. Ben daha farklı bir şey istiyorumdur, o daha farklı bir şey istiyordur. Düşüncelerimiz, yaşam biçimlerimiz de farklı olabilir. Önce bir durup birbirimize gülümseme zamanındayız. Sizin klinik gözlemleriniz bu anlamda çok fazla. Bunu hissediyor musunuz gelen hastalarınızla konuşurken bu seanslar esnasında? Yani bir sevgisizlik, bir yalnızlaşma, bir içe kapanma çok hali fazla. Toplumu çevrelemiş durumda mı? Çok fazla. Öfke çok yoğun, kural veya kuralsızlık, ne doğru ne yanlış kavram karmaşaları. Çok fazla. Kimse eleştiriye gelemiyor. Eleştiriyi direkt bir şiddet vesilesi olarak kullanmaya başlıyorlar. İnsanlar birbirlerine selam vermez durumda, gülümsemiyorlar, bir şeyleri güzelce paylaşmıyorlar. Hatta ve hatta yaşam alanları, yaşam biçimi kısıtlandıkça daha radikal, her anlamda radikal, daha eleştiren, daha itici yaklaşımlar karşımıza çıkıyor. Benim gibi olmayanın burada yaşama hakkı yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden sevmek çok önemli. Evet. Sevdiğimiz zaman, insanı sevdiğimiz zaman, hayvanı sevdiğimiz zaman, doğayı sevdiğimiz zaman aslında bunların hiçbiri de bizi o kadar etkilemeyecek. Çünkü biz bileceğiz ki bir bütünün parçasıyız. Bu bütünü hissedebilmek çok önemli. O yüzden hepimizin yeni yılla birlikte tekrar kendimizi bir silkeleyip yüzyıllardır iç içe bir arada yaşadığımız bu insanlarla aslında ne kadar huzurlu ve mutlu olduğumuzu tekrar bir kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ve bunu davranış olarak da karşımıza hissettirmemiz gerekiyor. Peki o zaman bu yeni yılda silkelenme nasıl olacak? Yeni yılda kendimize ne gibi mesajlar vermemiz gerekiyor? Yeni yılda umut dolu olabilmek için, yeni başlangıçlara adım atabilmek için neler yapmamız gerektiğini konuşmamız gerek, öyle değil mi? Evet. Öyleyse reklamlardan sonra konuşalım. Az sonra buradayız. Tekrar hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Yılın son gününde HT Sağlık devam ediyor. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatrist Doktor Arzu Gülkan'ı ağırlıyoruz. Yeni yılda bir silkinmemiz gerekiyor dedi Arzu Gül Hanım. Bir kendimize gelmemiz gerekiyor dedi. Hakikaten bu kaygılarımızdan kurtulmak için yeni yılda kendimize nasıl mesajlar vermemiz lazım? Çevremizden neler istememiz lazım? Ve çevremizdekilerin istekleri karşısında neler yapmamız lazım? Biraz daha bireysele döndüm. Evet, evet. Bir toplumun içinde o toplumla fikirlerimizi özgürce paylaşabilmek, şiddet olaylarından kaçınmak ama bunun yanı sıra da bireysel olarak da kendimizi geliştirmek durumundayız. Daha araştırmacı, daha merak eden, daha net görmeye çalışan,
görünenin arkasında yatanın da ne olduğunu biraz anlamaya çalışmalıyız. Dolayısıyla kaçıp kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, neler değişiyor, bunları önemli biçimde ilgi alanımız haline getireceğiz. Tabii. Aslında bakın pek çok insan tersini yapıp kaçmaya çalışıyor. Bunlar yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Doğru bir yaklaşım değil. Ancak hayatımızın bütününü bunların kaplaması da doğru değil. Orada da günlük işimiz gücümüz var. Bunlardan kopmayacağız. Üretkenlik çok önemli. Ama kimisi kendini yoğun biçimde işine vererek yine bu gerçeklerin dışına kaçmaya veya yaşadığı o travmatik süreci inkar edip yok saymaya gayret ediyor. Yıllar sonra gelir kapısını çalar. O yüzden bunları şu anda halledeceğiz. Bir yandan bunlarla yaşarken bir yandan bunların amacına ulaşmaması için günlük hayatımızı da devam ettireceğiz. Bireysel olarak gelişmek. Evet, sporumuzu yapacağız. Sevdiklerimize daha çok zaman ayıracağız. Bilmiyorsak neden hoşlandığımızı daha çok deneyeceğiz. Ancak böyle zor dönemlerde insanların algı biçimleri de değişiyor, beklentileri de değişiyor. Daha spiritüel şeylere, daha farklı güçlere ihtiyaç duyuyor. Oralardan çıkış yok. O yüzden bizi güzelliğe götürecek olan şey insan insana olan değişlerimiz, paylaşımlarımız, onlarla birlikte uyum içinde yaşamak için gayretimiz, insanlara yardım ederek, bakın bu çok önemlidir, birilerine yardım ettiğiniz sürece kendinizi çok iyi hissedersiniz. Çünkü doğru psikoloji insanın kendini hoş görmesi, kendini sevmesi, kendini affetmesiyle gelişir ve ilerler. O yüzden de burada sadece bireysel değil, toplumun bir ferdi olarak da hem toplumu yükseltecek hem kendimizi yükseltecek şeylere ağırlık vereceğiz. Doğadan kaçmayacağız. Tam doğa zamanıdır. O yüzden evet, yaşam konforu elimizdeki imkanlar demek değil. Bunları nasıl algıladığımız demektir. Yaşam kalitemizi bu algıyı güzelleştirerek arttırabiliriz. Ancak bazen ne kadar zorlarsak zorlayalım, ilgi kaybı, isteksizlik, yoğun huzursuzluklar, hatta bu dönemde alkol madde kullanımlarında artma, o içe çekilmeyle birlikte iletişimin bozulması, bir takım ailevi sorunların ortaya çıkması, boşanmaların artması ve kişinin kaybolmuşluk hissiyle kendine yanlış yollar aramasına da itebilir onu. Böyle durumlarda da bir psikiyatrik yardım almak önemlidir. Bütün bu söyledikleriniz o kadar güzel ki ben sanki programı sunan değil de hani programda sizin yanınızda oturan bir konukmuş gibi dinliyorum. Dolayısıyla ne soracaktım acaba diye bir anda düşünmeden de edemiyorum. Hakikaten bu söylediklerinizden mesela bir insana yardım, illa maddi yardım olması gerekmiyor ama birinin hayatını değiştirebilmek, birine dokunabilmek ve onu düşündüğünüzü gösterebilmek. Hepimiz yakınlarımız için, çok yakınlarımız için belki bunu yaparız ama yakın olmadığımız birisi için bile bunu yapabilmek önemli bir şey olsa gerek. İnsanı mutlu eden ve hayatta her şeyin bir anlamının olduğunu gösteren özel bir davranış olsa gerek. Bunu hepimizin belki de yerine getirmemiz lazım. Benim 2017 yılı dileklerim arasında en baş sırada gelenlerden biri bu olsun. Evet, küçücük bir örnek. Gittiğiniz markette çalışan birine halini hatırını sorun. Nasıl olduğunu sorun. Ama gerçekten merak ederek sorun. Bir de tabii ki çevremizde görüyoruz, yardım yardım, ben ona inanmıyorum, buna inanmıyorum, kullananlar var. Evet, kullananlar da var. Siz kendinizi bir sömürü ortamı içine sokmadan gelişmesi, onların da gelişmesi için ne yapabilirsiniz? Yaratıcı gücümüzü daha çok kullanmalıyız. Artık silkelenmek dediğimde kafamızı kuma gömüp, bilimden uzak, doğru yanlış sadece duyarak, duyduklarımıza inanarak bir yaşam değil. Daha gözümüz açık, daha bilinçli, daha farkında olarak ilerlemeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bunun içinden çıkmak mümkün olmayacak. Çok doğru. Peki programımızın sonunda yeni yıl dileğinizi alayım. Şöyle bir iki cümleyle ondan sonra da hep birlikte programı kapatalım. 2017'ye kucaklamaya hazırlanalım. Ceydancığım, ben küçücük bir şiir getirdim. Ay ne güzel, bir dakikalık. Buyurun. Şurada unutmayayım diye de yazdım. Çok sevdiğim bir şiir. Birazcık onu okuyayım. Buyurun. Kısacık. Buyurun lütfen. Nazım'ın bir şiiri bu. Çok severim. Yeni yıl deyince aklıma bu geldi çünkü. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne.
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somonu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlüğüne de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. Ne güzel bir mesaj oldu. Çok da güzel oldu. O yüzden sevgiyle, el ele, dimdik yürüyelim diyorum. Bundan daha güzel yeni yıl dileği olmaz. Ben de programı bu dileklerle kapatıyorum. 2017 yılında yeni konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi huzurlu kalın.